17 Aralık 2022 Cumartesi günü Adana'dayız. Evet, Adana'da bugün baktığımız zaman 8 koşulu bir program var ve cazip bir program görüyorum ben. Öne çıkan atlar var. Bir adet sürdürek bankomuz, 2 adet de alternatif bankomuz var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim. 14.30'da gündüz programı. Bu arada İstanbul'la ilgili videomuzda premium üyelere ait olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar, premium üyelik alarak. Evet, bir ay boyunca biliyorsunuz premium üyelik. Bir ay boyunca böyle WhatsApp grubumuz falan, bana işte WhatsApp'tan para gönder buraya falan. Bunlar aslında yasak olan şeyler ama işte bilemiyorum yani, ben çok karışmak istemiyorum arkadaşlar, herkesin işi kendine. Bizim sistemimiz YouTube üzerinden tamamıyla YouTube'daki sistemi uyguluyoruz. Onun vergisi falan otomatikman veriliyor. Yani 3-4 milyar insanın kullandığı bir program bu YouTube. Evet, birinci koşu 14.30'da şartlı 4-4 yukarı Araplar 1200 metre çıkıyorlar. Burada 6 numaralı Göralan Ahmet Çelik ile arkadaşlar ön planda bize göre ve 4 numaralı Kösef Kadir Demirer'le de bunun yakın rakibi konumunda. Diğer böyle ova kartalları falan, onlardan ziyade 6 ve 4 arasında bir mücadele izleyeceğiz burada. 4 biraz şanslı konumda, onu söyleyeyim size, Kadir Demirel üzerinde. İkinci koşu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 2 numaralı Kafka, Müslüm Çelik'le Banko bu safkanın bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz. Rakibi 1 numaralı Canovey. Evet, şimdi hızlı bir şekilde bu dörtlü ganyan konusunu atlattık ve altılı ganyan başlıyor. Evet, cazip bir program görüntü itibariyle. Ama yine de AGP1'ler geldiği müddetçe biliyorsunuz hemen altılılar anında bir şekilde gevşiyor ve az ikramiye veriyor. Üçüncü koşu 15.30'da altılı ganyanın başlangıç ayağı kısa vade altı dişiler, üç yukarı İngilizler ve 1900 metre. Evet, burada ilk atımız ve iyi koşacağını düşündüğümüz 3 numaralı Sefam olsun, Mehmet Akyavuzlu arkadaşlar. Bu safkandan bugün bu Sefam olsundan, bu Smart Robin yavrusundan Ankara ve Adana dışında, bakın bu sahipleri gayet işi bilen insanlar, bu belli. Belki 8.lik yaşatıyor ama 1.lik de yaşatıyor. 7.lik yaşatıyor ama 2.lik de yaşatıyor ve arkasından 1.lik, bakın. 9.luk yaşatıyor, arkasından ya 1. ya 2. bu at. Neden? Çünkü kıpraşmıyor. Öyle yok İzmir'di, Bursa'ydı, Kocaeli'ydi. Böyle gezmiyor ortalarda. Belli, bakın belli bu, yani bu Ali Uçak'tan ben tanımam etmem. Ha, helal olsun yani, adam ne yaptığını çok iyi bilen bir vatandaş, belli bu. Bu safkan bizim ilk atımız. 3 numaralı Sefa'm olsun. 4 numaralı Real Chance Ahmet Çelik'le, 7 numaralı Differente Müslüm Çelik'le. Şimdi bu atlar çok ön planda şu 3 tane at. 3, 4 ve 7. Ama bu atlarına da ilk ayakların malum klasik sendromu arkadaşlar. Burada 3 tane daha at vereceğiz size. 2 numaralı Filibya Özcan Yıldırım. 5 numaralı Bay Bay Lulubay Ercan Çankaya ve her ne hikmetse Antalya'dan geldi buraya. Saadet Sultan'ına biniyor. Fatih Rüstem Bebek 9 numara. Burada yazacağız arkadaşlar onunla. Evet, Fatih Rüstem Bebek daha evvelden yine Adana'da kum pisti binmiş bu safkana. Diyoruz ve bir şekilde tekrardan sürpriz şansını tanıyoruz bu safkana, 9'a. Evet, 2, 5 ve 9 arkada. 3, 4, 7 ön, 2, 5, 9 arkada, 6 at toplam. Evet, yani bu ayağı geçersek güzel olacak. Yani o ayakta hala soru işaretleri var kafamızda. 4. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var. Burada bir tane alternatif bankomuz geliyor. Daha doğrusu ilk alternatif bankomuz geliyor. 2 numaralı Big Boss Ali, Mehmet Nuri Sunkar'la alternatif banko arkadaşlar. Muhtemelen ilk koşacağını düşünüyoruz. Mehmet Nuri Sunkar burada Antalya'da ikincilik yaşadı. Yalnız Adana'ya ilk kez geliyor bu safkan. Bakalım yani, Ankara ve Antalya'dan sonra üçüncü değişik hipodrom, yani 4 koşuda 3 hipodrom görmüş olacak bu safkan. O bakımdan çok fazla bankoluna banko atardık aksi takdirde.
güvenseydik. Ama güven derecemiz bir diğerlerine göre çok ön planda. Burada 6 numaralı Prens Serkan Yıldız'la yakın rakibi olduğunu düşünüyoruz. 3 numaralı Forever Zuzu Müslüm Çelik'le ve 5 numaralı Oğuz'un Rüyası Hışman Çizik'le. Evet. 2, 6, 3 ve 5 burası. Şimdi burada da bazı soru işaretleri bakabiliriz. Çünkü ikinci kez koşan atlar var. Mesela burada Moon and Sun 11 numara. Buna bakmamız lazım. Yusuf Efe 9 numara. Buna da bakmamız lazım. 7 numara burada. Sır Şimel bakmamız lazım. Bebe Stüdyo'yu falan pas geçiyorum ama Bebe Stüdyo da burada gelir mi derseniz, eğer hata yapılırsa gelir. Şimdi bu iki ayak baktığımız zaman, yani 3. ve 4. koşulara bol bol at yazılması gereken, hani sizlerin kendi atlarının da yazılması gereken yerler ama bizim önceliğimiz burada arkadaşlar 2 numara, 6, 3 ve 5. Bunun dışında da bahsetmiş olduğumuz atlardan varsa mutlaka ilave edersiniz. Bunu gerçi biz son dakika şablonlarıyla update ediyoruz zaten bu koşulara. Evet, 5. koşudayız şimdi. Şartlı 4 dişiler, 2 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Normal kum pistiyiz Adana'da. Arkadaşlar Güzide vilayetimiz Adana. Evet, burada arkadaşlar 7 numaralı Mind and Life Müslüm Çelik'le Banko. Bu safkan bir kere koştu ve kazandı yine Müslüm Çelik'le 19 Kasım'da. Yani Müslüm Çelik gitti. Şimdi en son 11 Aralık'ta yine Müslüm Çelik kendisi çalıştırdı bu safkanı. 49.800 metre, 1.02.2. Yani şimdi bu safkanın, bu ayardaki bu safkanın tekrar bu formu yakalamışken, daha 1'de 1 meydandan çıkmış bu safkan. Şartlı 4'e bir anda fırlattılar ama yine de bu grubu geçeceğini düşünüyoruz ve yani eğer başkalarına yol vermezse, ki burada konu bahisse bu at gelmeyecek, yani onu söyleyeyim, ama kurt elekürleri buna ben zannetmiyorum müsaade edeceklerini. Bu safkanların hepsi kıymetli ve bir masrafa sahip. Bu 74.500 lira bu at için kronometre taşı olması lazım. O yüzden 7 numarayı biz Banko olarak seçtik arkadaşlar. Burada bir macera aramayacağız. Aksi takdirde burada bütün atların gelir var. 1, 2, 4, 5, 3, 6, yani bunların hepsinin aksi takdirde geliri var. Çok dikkat buraya. 6. koşu Grup 3 koşusu. Günün en fazla ikramiyesi dağıtılacak olan koşu bu Grup 3 koşusu. Adana'da 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkıyorlar. Burada 2 numaralı Demir Berke otomatikman alternatif Banko. Bu safkan turbo temsilcisi zaten. Ahmet Çelik'i de bindirmişler üzerine. Normalde Ferit yardımcı Görkem Öçelik, Gökhan Kocakaya bindi. Dolaştırıyorlar ama bu, yani bu safkanın da durumu bu yani. İlk kez binecek Ahmet Çelik üzerine. Şimdi Adana'da ikinci oldu Ferit yardımcıyla bu safkan. Çalışmaları da iyi. Bizim alternatif bankumuz burada bu 2 numaralı Demir Berke. Rakip noktasında 3 numaralı Katıoğlu Akın Sözen. 7 numaralı Rockstar Mehmet Akyavuz. Evet, bu Rockstar burada, o da turbo temsilcisi. Turbo, bayağı bir turbo var bugün. Mehmet Akyavuz bu safkanla kazandı. Şartlı 5'i Ankara'da. Adana'da da geçen sefer kısa vadede 9'da 4. oldu. Kasacak biraz burayı Rockstar. Kasacak ama bilemiyoruz tabii. Yani sürpriz olduğu zaman sürpriz oluyor. Artık yapacak bir şey yok, o noktada oluyor. 7 numaranın arkasına 6 numaralı Mucittay Özcan Yıldırım'la ve onun da arkasından 9 numaralı Tanışık diyoruz Mehmet Sağ Çelik'le. Yani daha sonra tabii burada 10 numaralı Taştepe'nin de 3. birinciliğine yürümek için bir sebebi olabilir. Yani at yazdıktan sonra buraya Çeliklerin burada Ahmet Çelik, Müslüm Çelik, Mehmet Sağ Çelik burada ilk 2'yi ye girmek isteyeceklerini düşünüyoruz arkadaşlar açıkçası. Yani bundan 2 numara alternatif Banko ama dediğim gibi eğer burada bakarsa, önde yalnız falan kalırsa 10 numara ya da 9 numaranın da geliri var mı dersiniz? Bana göre var arkadaşlar. Evet, 7. koşudayız. Tabela ayağındayız yani arkadaşlar.
Baktığımız zaman burada 7. koşuda handikap 15, 4 ve yukarı aşağı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada 4 numaralı Bahçe Mehmet Sağçelik'le 1 numaralı Oğlum Giray Ahmet Çelik ve 3 numaralı Atik Kıran Nizamettin Demir arasındaki mücadele birinciyi tayin edecek. Yani 4, 1 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz biz burada. Ancak burada sürpriz konumunda eğer sürprizi düşünüyorsanız eğer biraz daha hani sürprizimiz olsun diyorsanız burada 8 ve 5 numaralı safkanları da arkadaşlar kuponunuza yazabilirsiniz tabii ki. Burada biz Bamsi almıyoruz arkadaşlar buraya ama dileyenler Bamsi de yazabilirler. Biz burada 4, 1 ve 3 numaralı safkanların koşuyu force edeceğini veya koşuda baskınlık sağlayacağını düşünüyoruz. 8. koşu şartlı 5, 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, şimdi burada da 1 numaralı Kaşemum Kara normal şartlar altında alternatif banko olarak düşünmüştük ama daha sonra arkadaşlar burada bir frullak dönebilir. Çünkü 6 numaralı Kapris Fatih Hüseyin Bebek'le çok iyi konumda bu safkan. 9 numaralı Orhon Velat Demir'le 8 numaralı Taç Rainbow Mehmet Sait Çelik'le ve 2 numaralı Mir Kartalı ve 4 numaralı Mir Aslan'ı İsmail Çizgi Nizamettin bunların da burada gelirleri var. Günün sürprizini de 3 numaralı Bülent Bra yapar arkadaşlar. Evet, Bülent Bra da burada çok ters bir koşu çıkartabilir diyoruz. Dikkat ediyoruz. 1, 6, 9, 8, 2 ve 4 ve 3 diyoruz. Evet arkadaşlar zor bir gün gerçekten bugün. İstanbul ve aynı zamanda Adana yarışlarını değerlendirdik. Adana yarışlarının sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videoda yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.